Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda gezegenlerin çekim ivmesi konusuyla devam edelim. Dünya üzerinde bulunan Ali'ye dünyanın uyguladığı çekim kuvveti Ali'nin ağırlığıdır diye bir cümle kullanmışız burada. Şimdi arkadaşlar dünya üzerinde bir çocuk düşünelim. Çocuğa dünyanın uyguladığı bir kuvvet var. Biz o kuvvete yer çekim kuvveti diyorduk hatırlayacak olursak geçmişteki bilgilerimizden. Şimdi şöyle dünyayı çizecek olursak dünya üzerinde bir çocuğu Ali'yi çizecek olursak şu şekilde dünyanın Ali'ye uyguladığı bir ağırlık kuvveti var arkadaşlar. Ona biz çekim kuvveti diyoruz. De çekim kuvveti konusunda öğrenmiştik. İki cismin birbirine uyguladığı kuvvet eşit olacaktı hatırlayacak olursak. Gördüğümüz gibi dünyanın Ali'ye uyguladığı kuvvetle Ali'nin dünyaya uyguladığı kuvvet birbirine eşit ve zıt yönlü. Kütle çekim kuvveti kısmında biz bunu öğrenmiştik. Arkadaşlar burada da yazdığımız gibi çekim kuvveti gördüğümüz gibi Ali'ye uygulanan ağırlık kuvvetine eşit. Çekim kuvvetini şöyle yazacak olursak. G çarpı M dünya M Ali bölü. Burada dünyanın yarı çapını R olarak alırsak arkadaşlar R'nin karesi eşittir. Ali'nin ağırlığı. Ağırlığı bulurken de kütle ile yer çekim ivmesini çarpıyorduk hatırlayacak olursak. Burada arkadaşlar burada kütleler birbirini götürdü. Burada G yer çekim ivmesini yalnız bırakırsak. Evet G yer çekim ivmesini şöyle yalnız bıraktığımızda G eşittir. G çarpı M dünya bölü R'nin karesi şeklinde formülü bir kere daha şu yandaki formülü elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar burada yer çekimmesi evren G dediğimiz evrensel çekim sabittir. Gravitasyonel sabit de denir buna. R dediğimiz dünyanın yarı çapı. G dediğimizde çekim ivmesidir arkadaşlar. Evet. Şimdi aklında olsun kısmında dünyanın kütlesi merkezde toplanmış ve dünya üzerindeki uzaklığı dünyanın yarıçapı kabul edilir arkadaşlar. Yani dünyanın kütlesini şöyle merkezde toplanmış kabul ediyoruz. Ve işte dünya üzerindeki uzaklığı da dünyanın yarıçapı kadar kabul ediyoruz. Herhangi bir X gezegeninin kabuğundaki çekim ivmesi de yine şurada elde ettiğimiz formülden yola çıkarak İşte gezegenin kütlesine bağlıdır. Gezegenin yarı çapına bağlıdır. Ve burada da arkadaşlar formül olarak demişiz ki işte X gezegeni için yer çekim ivmesi Gx eşittir. G evrensel çekim sabiti. X gezegeninin kütlesi bölü X gezegeninin yarı çapının karesi şeklinde hesaplıyoruz. Bir gezegenin yüzeyinden h kadar uzaktaki çekim ivmesi de arkadaşlar işte gezegenin merkezinden itibaren K noktasındaki yer çekimini hesaplarken burada toplam uzaklığı alıyoruz. Rx artı H Gk eşittir. G evrensel çekim sabiti. Mx bölü Rx artı H'ın karesi şeklinde hesaplıyoruz. Şurada elde ettiğimiz formülü burada aynısını uygulamış olduk arkadaşlar. Evrensel çekim sabiti G, R yarıçap. R dünyanın yarıçapı, G yer çekimmesi. Burada yer çekimmesine baktığımızda dünyanın kütlesine bağlı ve aynı zamanda dünyanın yarıçapına bağlı veya gezegenin kütlesine bağlı ve onun yarıçapına bağlı olarak değişeceğini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi aklında olsun kısmında yine dünyanın çekimmesi merkezinde sıfırdır ve K yüzeyine doğru yaklaştıkça düzgün bir biçimde artar demişiz arkadaşlar. Dünyanın evet merkezinde yer çekim ivmesi sıfır. Şunu dünya gibi kabul edecek olursak tam merkezde yer çekimi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yüzeye doğru yaklaştıkça, yüzeye doğru gittikçe düzgün bir biçimde artar. Hatta şunu söyleyebiliriz. Dünyanın yüzeyinde yer çekim ivmesi arkadaşlar. Dünyanın yüzeyinde yer çekim ivmesi maksimumdur. Şurada yer çekimmesini maksimum olarak söyleyebiliriz. Evet. Şöyle G max diyelim. Ve yer çekimmesini, dünyanın çekimmesini işte G çarpı M bölü R'nin karesi formülüyle
Gezegenin yüzey ve yüzeyinden daha yüksekteki yerlerin çekilmesini hesaplamak için kullanırız. Şimdi çekilmesi ile alakalı arkadaşlar şöyle yapalım. Şurada tekrar gösterelim. Dünyanın merkezinde dedik yer çekimi sıfır. Merkezden yüzeye doğru düzgün bir biçimde artar. Örneğin işte yarıçapın tam ortasında yer çekimini g bölü 2, yüzeyinde yer çekimini g olarak alabiliriz. Şurayı yarıçap gibi kabul edersek 1r kadar daha uzağa gittiğimizde şurada yer çekimini g bölü 4, yine 1r kadar daha uzağa gidersek arkadaşlar yer çekimini g bölü 9 olarak yazabiliriz. Yani işte şurada r bölü 2'lik kısımda yer çekimmesi g bölü 2 kadar olacaktır. Ondan sonra r'ye geldiğimizde, dünyanın yüzeyine geldiğimizde yer çekimmesi g olacaktır. Örneğin 2r kadar uzağa gittiğimizi düşünürsek arkadaşlar burada yer çekimmesi g'nin 4'te 1'i kadar olacaktır. Tam şu noktada g bölü 4 olacaktır. Yani yüzeyden itibaren yer çekimmesi eğimli bir şekilde gördüğümüz gibi azalıyor arkadaşlar. Evet, dünyanın çekim ivmesinin en büyük olduğu yer kutup noktalarıdır. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe çekimmesi azalır. Evet, dünyanın yapısını hatırlayacak olursak arkadaşlar, dünyanın yapısı elips biçimindedir. Şimdi şuraya ekvator noktası, şu kısmı da kutup noktası olarak alırsak, arkadaşlar ekvatorun merkezi olan uzaklığı kutbun merkezi olan uzaklığından daha fazladır. Haliyle kutuplardaki yer çekim ivmesi ekvatordaki yer çekimmesinden daha fazla olacaktır. Çünkü yer çekimmesi yarıçapın karesiyle ters orantılı. Evet ve merkezinde veya sonsuz uzaklıkta çekimmesi sıfır olur dedik. Dünyanın merkezinde şu noktada yer çekimmesinin sıfır olduğunu söylüyoruz. Evet, burada arkadaşlar 5. maddeye baktığımızda şimdi şu kısmı dünya olarak aldığımızda şimdi bakın dikkat edecek olursanız K noktasında yer çekimmesi G kadar. K noktasından 1R daha uzağa gittiğinde G bölü 4 oldu. Çünkü 2R'nin karesi 2'nin karesi 4 bölü 4 olarak geldi. 3R uzağa gittiğimde G bölü 9 oldu gördüğünüz gibi. Evet, herhangi bir gezegenin çekilmesi gezegenin yüzeyinde şu şekilde bir formülle hesaplanıyor. Nereden geldi bu formül? İşte yer çekilmesi G çarpı M bölü R'nin karesi. Burada arkadaşlar kütleyi öz kütle çarpı hacim olarak yazdık. Dünyayı tam yuvarlak kabul ettik. Hacmini 4 bölü 3 pi re küp olarak yazdık. Ve şurada dünyanın hacmini 4 bölü 3 pi re küp olarak yerleştirdik. Buradan sadeleştirmelerimizi yaptığımızda şöyle bir şey çıktı karşımıza. Buradaki g ve 4 bölü 3 pi sayısı zaten sabit sayı. Haliyle k, d, r diye bir denklem karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu dünyanın yüzeyinde burada d dediğimiz arkadaşlar öz kütle. R dediğimizde burada yarıçap gördüğümüz gibi. K dediğimizde arkadaşlar sabit sayı. O sabit sayı işte g çarpı 4 bölü 3 pi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yer çekimmesi gördüğümüz gibi uzaklaştıkça yarıçapın karesiyle ters orantılı olarak azalıyor dedik. Bu kısımları da hallettikten sonra şimdi uygulama alanı kısmına bakalım. Ne diyor? Problem çözme kısmında aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin kabuğundaki çekim ivmeleri verilmiştir. Örneğin dünyadaki çekim ivmesi 9,8 metre bölü saniye kare. Biliyorsunuz ivmenin birimi metre bölü saniye karedir. Merkür gezegeninde çekim ivmesi 3,7. Jüpiter gezegeninde 25,8, Neptün'de 11,15. Jüpiter gezegeninde çekilmesi burada en fazla. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Gezegenlerin yüzeylerinden özdeş cisimler V0 hızıyla düşey yukarı doğru atılırsa
Hangi gezegende cisim en yükseğe çıkabilir demiş. Arkadaşlar şimdi biz cisimleri V0 hızıyla attığımızda 1 bölü 2 m çarpı V0'ın karesi kadarlık bir kinetik enerjiyle atarız. Bu kinetik enerji en tepeye çıktığımızda potansiyele dönüşür. Potansiyel enerjiyi de m çarpı g çarpı h diye yazacak olursak, buradan kütleleri attım, cismin kütlesi gitti. Bizden arkadaşlar yüksekliği istediği için h'ı yalnız bırakalım. V0'ın karesi bölü 2g şeklinde bir denklem karşıma çıktı. Burada arkadaşlar bütün cisimler için V0 aynı. Yer çekiminin çok olduğu yerde yükseklik az olacak anlamına geliyor bu. Haliyle burada yer çekimi en fazla olan Jüpiter olduğu için V0 hızıyla attığınız cisim Jüpiter'de fazla yükseğe çıkamaz. Çünkü çekinmesi daha fazla. Çekinmesinin çok olduğu yerde cisimleri fazla yükseğe atamazsınız. Haliyle şöyle yapalım. H Jüpiter en küçük olacak. Ondan sonra H Neptün. Ondan sonra arkadaşlar en fazla yükseğe çıkan Merkür oluyor. Şöyle yapalım. H Dünya. En yükseğe çıkan da H Merkür olmuş oldu. Evet. B şıkkına bakacak olursak bir cismin Neptün'deki ağırlığı G ise aynı cismin Jüpiter'deki ağırlığı için ne söylenebilir diyor. Şimdi Neptün'deki ağırlığı için şöyle yapalım arkadaşlar. G eşittir m çarpı g Neptün diyelim. Diğer tarafta g üssü diyelim. Jüpiter'deki ağırlığı için m çarpı g Jüpiter diyelim. Şimdi Neptün'deki yer çekilmesini alalım. Neptün'deki yer çekilmesi 11,15'miş. Yerine yazalım arkadaşlar. G eşittir m çarpı 11,15. Şimdi Jüpiter'deki yer çekim ivmesini yazalım. G üssü eşittir. M çarpı 25,8. Buradan G üssü bölü G yaparsak M çarpı 25,8 bölü M çarpı 11,15'ten kütleler gitti. G üssü eşittir. G çarpı 25,8 bölü 11,15 şeklinde bir rakam geldi. Jüpiter'deki ağırlığı vatandaşın bu şekilde karşımıza çıktı. Evet, C şıkkına baktığımızda yarıçapı R olan Merkür gezegeninin yüzeyinde M kütleli cismin ağırlığı G kadarsa yüzeyden 2R kadar uzakta aynı cismin ağırlığı kaç G kadar olur? Arkadaşlar biz yerçekim ivmesi için şöyle demiştik. G eşittir G çarpı M dünya veya burası Merkür olduğu için M Merkür bölü R'nin karesi. Yarıçapın karesiyle ters orantılı olduğu için 2R yarıçap kadar uzaklıkta arkadaşlar. 2R'nin karesi şeklinde aldık. Buradan da G üssü eşittir. G çarpı Merkür'ün kütlesi bölü 4R kare şeklinde yazalım. Haliyle G üssü eşittir. G bölü 4 olacaktır. Yani arkadaşlar Merkür'ün yüzeyinde vatandaşın ağırlığı G eşittir M çarpı G kadarsa 2R kadar uzakta ağırlığı MG bölü 4 yani 4'te 1 kadar olacaktır. G bölü 4 olacaktır. 4'te 1'ine indi cismin ağırlığı. Evet, şimdi burada konu kavrama kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi birinci soruda diyor ki herhangi bir x gezegeninin yüzeyindeki çekim ivmesi hangilerine bağlıdır? Herhangi bir x gezegeninin yüzeyindeki çekim ivmesi g çarpı m bölü r'nin karesi demiştik. Şuradaki m gezegenin kendi kütlesi, şuradaki r de gezegenin yarıçapı idi. G de arkadaşlar evrensel çekim sabitiydi. Haliyle gezegenin toplam kütlesine bağlıdır. Birinci ifade doğru. Gezegenin yarıçapına bağlıdır. İkinci ifade doğru. Doğru. Yüzeyinde bulunan cismin kütlesine bağlı değildir arkadaşlar. Yer çekim ivmesi yüzeyinde bulunan cismin kütlesine bağlı değildir. İkinci soruya bakalım.
Bir gezegenin çekim ivmesiyle ilgili olarak merkezinde sıfır, yüzeye doğru gidildikçe artar. Arkadaşlar şöyle bir gezegen tekrar hatırlatmak için çiziyorum. Merkezinde sıfır demiştik. Merkezden yüzeye doğru düzgün bir şekilde artar. Örneğin yarıçapın ortasına geldiğimde g bölü 2, tam yüzeye geldiğimde g yani maksimum değerini aldı. Örneğin bakın burada yarıçap r kadarsa 1r kadar daha uzağa gittiğimde yer çekimmesi g bölü 4 oldu. 1r daha uzağa gidersem yer çekimmesi g bölü 9 oldu. Evet, merkezinde sıfır yüzeye doğru gittikçe artar. Birinci ifade doğru. Maksimum çekimmesi yüzeydedir. İkinci ifade doğru. Yüzeyinden yükseklere çıkıldıkça da merkeze doğru indikçe de çekilmesi azalır. Evet arkadaşlar, yüzeyinden bakın merkeze doğru giderseniz de çekim ivmesi azalıyor. Yüzeyden dışa doğru giderseniz de çekim ivmesi azalıyor. Neden? Çünkü yüzeyde ne demiştik? Yer çekim ivmesi maksimum demiştik. Cisimlerin ağırlığı gezegenlerin yüzeyinde maksimumdur arkadaşlar. Evet, haliyle sorunun cevabı 1, 2, 3 oldu. Üçüncü ifade doğru. Devam edelim üçüncü soruyla. 2R yarıçaplı X gezegeninin merkezinden 2R bölü 3 kadar uzakta, K noktasındaki çekim ivmesi GK, R kadar uzakta, L noktasındaki çekim ivmesi GL'dir. Buna göre GK bölü GL oranını bize sormuş arkadaşlar. Şimdi biz yüzeyde maksimum demiştik. Merkezde sıfır demiştik. Merkezden yüzeye doğru düzgün bir şekilde artar demiştik. Haliyle şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yüzeyde yer çekimmesini G olarak alırsak. 2R kadarlık uzaklıkta yer çekimi G ise R kadarlık uzaklıkta dünyanın içinde yer çekimmesi G bölü 2 olacaktır. 2R uzakta tekrar orantı kuruyorum G kadarsa 2R bölü 3 uzaklıkta yer çekimmesi G bölü 3 olacaktır. G bölü 2 olan yer L noktası. G bölü 3 olan yer de K noktası. Haliyle GK bölü GL'yi istemiş benden. G bölü 3 bölü G bölü 2'den sorunun cevabı arkadaşlar 2 bölü 3 geldi. Üçüncü soruyu da bu şekilde çözdükten sonra devam ediyoruz dördüncü soruyla. Yerden h yükseklikteki kinetik enerjisi E olan bir cisim yere 5E ile 5E'lik kinetik enerjiyle çarpıyormuş. Bu cisim ayda aynı kinetik enerji ve yükseklikten yatay olarak atılırsa ay yüzeyine kaç E'lik bir kinetik enerjiyle çarpar? Ay yüzeyinde yer çekimi dünyanın altta biri kadar demiş. Şimdi arkadaşlar enerji korunum denklemini önce bir yazalım. Şimdi vatandaş şöyle diyor bana, işte H kadar yüksekte bir cisim varmış. Burada işte M kütleli bir cisim olduğunu düşünelim. E kadarlık bir kinetik enerjiyle atılırsa bu cisim diyor. Cisim şöyle gelsin, yere çarpsın. Yere çarpınca kinetik enerjisi 5E oluyormuş. Şimdi ilk etapta enerji korunumu yazıyorum. MGH kadar bir potansiyelim var. Artı E kadarlık da kinetik enerjim var. İlk enerjim bu. Eşittir yere çarpınca son enerjim potansiyel kalmadığı için 5E oldu. Haliyle arkadaşlar burada bir tane MGH 4 tane E'ye denk geldi. Şimdi aynı şeyi ay yüzeyinde bir bakalım. Diyor ki ayda aynı kinetik enerji ve yükseklikten yatay olarak atılırsa ay yüzeyine kaç E'lik enerjide çarpar diyor. Şimdi arkadaşlar yine şöyle H kadar yükseklikten cismi aynı kinetik enerjide atıyoruz. Fakat ay yüzeyinde attığımız için yer çekimmesini G bölü 6 olarak alacağız. Evet yazıyoruz şimdi MG bölü 6 H artı E eşittir E üssü diyelim yere ne kadarlık enerjide çarptığını sorduğu için. Evet buradan
Kaç E'lik enerjide çarptı diye sordu arkadaşlar bize. Şu MGH yerine 4E yazalım. Buradan E üssü eşittir. Bakın şurası 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 yapar. Artı 1. Yani 2E bölü 3 artı 1E oldu. Buradan da arkadaşlar E üssü eşittir. 5E bölü 3 geldi yere. 5E bölü 3'lük enerjide çarpacaktır. Ay yüzeyinde arkadaşlar. Şurayı dünya olarak aldık. Şu kısmı da ay yüzeyi olarak almış olduk. Evet, 5. soruyla devam edelim. Bir gezegenin kütlesi dünyanın kütlesinin iki katı, yarıçapı dünyanın yarıçapının yarısıdır. Buna göre gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinin kaç katıdır? Şimdi önce arkadaşlar şöyle yapalım. Dünya diyelim. Buraya da gezegen diyelim. Şöyle ayrı ayrı yazalım. Şimdi dünyada normalde G eşittir. G çarpı M dünya bölü R'nin karesi olarak yazdık. Gezegende de G üssü diyelim. Bakın gezegenin kütlesi dünyanın kütlesinin iki katıymış. O zaman şöyle yapalım. G çarpı 2 tane M dünya. Yarıçapı da dünyanın yarısı kadar olduğu için R bölü 2'nin karesi şeklinde yazacağız. Şurayı bir düzenlediğimizde arkadaşlar R bölü 2'nin karesi R kare bölü 4 yapar. Şimdi şu 2'yi de şöyle yapalım. 2 parantezinde G çarpı M dünya bölü R kare bölü 4. Bu 4'ü de yukarıya attığımızda 8GM dünya bölü R kare oldu. Yani arkadaşlar orada çekim ivmesi dünyanın 8 katı kadar olmuş oldu. Sorunun cevabı 8G oldu. Evet gelelim 6. soruya. Yarıçapı R olan gezegenin yüzeyinden ne kadar yüksekte çekim ivmesi 1 bölü 9'una düşer diyor. Şimdi aslında şurada yapmışız ama tekrar gösterelim. Dünyanın merkezinde dedi ki yer çekimi 0. Tam R kadar mesafede yani yüzeyde yer çekimi G kadar. 1R kadar daha öteye gittiğimde 2R'nin karesinden dolayı G bölü 4 oldu. 1R kadar daha uzağa gittiğimde 3'ün karesinden dolayı G bölü 9 oldu. Evet demek ki arkadaşlar ne diyor? Yarıçapı R olan gezegenin yüzeyinden ne kadar uzakta dediği için burada cevap 2R olacaktır. Biz merkezden 3R uzakta G bölü 9 bulduk ama yüzeyden 2R kadar uzakta yine G bölü 9 bulduk. Çünkü yüzeyden uzaktayı sormuş. Halil Eson'un cevabı 2R olacaktır. Gelelim 7. soruya. X ve Y gezegenlerin çekim alan şiddetleri arasındaki Gx bölü G'ye 4 bölü 9 oranı vardır. Her iki gezegende de eşit V hızıyla düşeye yukarı doğru atılan cisimler Hx, Hy yüksekliğine kadar çıkabilmektedir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre Hx bölü Hy'yi sormuş. Arkadaşlar burada şöyle yine 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi kadarlık kinetik enerjide cisim atıyorsunuz. En yükseğe çıktığında bu enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor. Bize haşları sorduğu için yine haşı yalnız bıraktım. V'nin karesi bölü 2G şeklinde şöyle bir denklem çıkarttım. Şimdi hx eşittir V'nin karesi bölü 2GX. Hatta neyse şöyle yapalım. Hy eşittir V'nin karesi bölü 2GY şeklinde yazdım. Burada Gx bölü G'ye 4 bölü 9 oranı varsa arkadaşlar o zaman Gx'e 4 G, G'ye de 9 G dersek şurada şu Gx yerine 4 şurada G'ye yerine 9 yazarsak arkadaşlar bunları da direkt birbirine oranlarsak Hx bölü Hy oranı karşımıza 9 bölü 4 olarak çıkacaktır. Evet, böylece kavrama sorularını da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.